İkinci Dünya Savaşı'ndan geriye birçok etkileyici hikaye kaldı. Onlardan birisi de Nicholas Alchemy'nin hikayesiydi. Savaşlar birçok riski içinde barındırır. Havada, karada, denizde, nerede olursanız olun, hem düşmanla hem de içinizde yaşadığınız psikolojik baskıyla savaşmak zorunda kalırsınız. Böylesi büyük acılara katlanmanın tek bir sebebi vardır. Vatan. Deniz seviyesinden metrelerce derinde, karadan yüzlerce metre yükseklikte olduğunuzda tek korkunuz düşman değildir. Doğal tehlikeler bazen diğer korkuların önüne geçer. Uçaktan düşme tehlikesi düşmanın silahından çok daha korkunçtur. Okyanusun içindeki bir deniz altındaysanız, beklenmedik bir su baskınıyla karşılaştığınızda ölüm beklemekten başka yapabileceğiniz bir şey yoktur. Hele ki savaşta ve günümüzden 70-80 yıl gerideyseniz. İçindeki uçak düşmeye başladığında Nicholas'ın iki seçeneği vardı. Yanmak ya da ölümle düşmek. Yanınızda her ne kadar yardım malzemeleri ve paraşütler de olsa bu gibi durumlarda yaşama şansınız çok düşüktür. Nicholas 18.000 feet yani 5.486 metre yükseklikteyken hangi seçeneği tercih etmişti? Yani ölüme atlamayı mı yoksa alevlerle mücadele etmeyi mi? Nicholas tercihini yaptığında aklında hayatta kalmak yoktu. Sadece acısız ve hızlı bir ölüm olmasını istiyordu. Ama hayatın onun için büyük bir sürprizi vardı. Nicholas yakın bir zaman önce orduya yazılmıştı. Savaştan önce bahçıvanlık yapıyordu. Önce hava topçusu olarak eğitim gördü. Savaş zamanı hızlandırılmış eğitimler verilirdi ve zorlu zamanlar olduğu için genelde eğitimi verenler de yakın bir zaman önce o eğitimi almış askerler olurdu. Nicholas kısa bir zaman sonra 115. İngiliz Hava Kuvvetleri'nde bombardıman uçaklarında kuyruk bölümünde görev almaya başladı. Bir asker için en zorlu görevlerden biri bu olsa gerek. En dar, en riskli ve en soğuk yer. Kuyruk topçuları her uçuşta ölümü tadardı. Ekrandaki fotoğrafta 115. Kraliyet Hava Kuvvetleri filosu bombardıman uçağının kuyruk bölümünü inceliyor. Bombardıman uçağının uçuşa geçmeden önce kontrol edilmesi ve uçuşa hazır hale getirilmesi gerek. Fotoğraftaki askerler 80 yıl önce uçağı hazır hale getirmişler ve muhtemelen fotoğraf çekildikten kısa bir süre sonra uçağı onarıp onu uçurmuşlar. Belki de deklanşör patladıktan saatler sonra ölmüşlerdi. Nicholas 2. Dünya Savaşı'nda Avro Lancaster MK2'de mürettebat olarak görev yaptı. Avro Lancaster MK büyük bombaları taşıyan hava kuvvetlerinin en gözde uçağıydı. Filodaki ekip çoğunlukla gece görevleri yaptı. O yüzden Nicholas'ın içinde bulunduğu ekibin takma ismi Kurt Adamlardı. Nicholas, Kurt Adam ekibiyle 14 başarılı görev gerçekleştirdi. 24 Mart 1944 gecesi hedefleri bu kez Berlin'di. Ekip tüm kontrolleri yaptıktan sonra uçuşa geçti. Hedefi başarıyla bombaladılar. Ama dönüş yoluna çıktıklarında onları hiç beklemedikleri kuvvetli rüzgarlar karşıladı. O esnada son derece gelişmiş ve fazla sayıda uçak savar sistemlerinin olduğu Ruhr bölgesinin üzerindeydiler. En tehlikeli bölgede hiç istemedikleri bir senaryoyla karşılaşmışlardı. Ama asıl sürpriz dakikalar sonra kendini gösterdi. Gece uçuşu yapan bir Alman savaş uçağı onları fark etmişti. Tecrübeli savaş pilotlarını yönettiği uçak kendini fark ettirmeden Nicholas'ın uçağına yanaştı. Ekip uçağı fark ettiğinde iş işten çoktan geçmişti. Avro Lancaster MK2, kanat ve gövdesine isabet eden bombalar sonrasında düşmeye başladı. Uçak alevler içinde yere doğru çakılıyordu. Pilot ekibe hemen paraşütlerini giymesini söyledi. Paraşütler her an alevler içinde kalabilirdi. En arka bölümdeki Nicholas, alevlerin en şiddetli olduğu bölgedeydi. Panik anında hemen maskeye sarılmış, korkuyla paraşüt arıyordu. Saniyeler sonra alevler Nicholas'ın yüzündeki maskeyi eritmeye başladı. Aynı zamanda kolları da alevlerin kıskacındaydı. Nicholas bir paraşüte eriştiğinde yanmakta olduğunu gördü. Etrafındaki her şey gibi o da kül oluyordu. Nicholas alevlerin içinde yanıp acı çekerek ölüm beklemektense daha hızlı bir ölüm yolunu tercih etti. Atlamayı. Nicholas o anlar için şunları söylüyordu. Atlamanın daha merhametli bir ölüm getireceğini düşündüm. Paraşütü gördüğümde artık bütün işlevselliğini yitirmişti. Atlarken hayatta kalmak için değil de daha az acılı bir ölüm olması için dua ediyordum. Nicholas kendini ölümün kollarına bıraktıktan sonra 5.486 metre yükseklikten saatte 190 km hızla düşmeye başladı.
yıldızlarla dolu gökyüzüne bakarken bilincini kaybetti. Patlayış anında hatırladığı tek şey 4-5 saniyelik yıldızlı gökyüzü görüntüsüydü. Nicholas 3 saat sonra gözlerini açtığında çam ağaçlarıyla dolu bir ormanda olduğunu gördü. Oldukça esnek ve genç olan bu çam ağaçları karlarla doluydu. Ve Nicholas'ın inişini yavaşlatmış, onu hayatta tutmuştu. Nicholas bu düşüşte birçok kemiğinin kırıldığını fark etti. Özellikle açıktaki tek yer olan yanaklarında alevlerden kalma yaralar vardı. Cildine saplanmış birçok ufak uçak parçası olduğunu gördü. Uzun saatler karın üzerinde yattıktan sonra dizini bükebildiğini fark etti. Ama yine de hareket edemiyordu. Günün geri kalan kısmında hayatta kalabilmesi çok zor olacaktı. Dondurucu soğuklarına hakim olduğu bu ormanda hareket yetisini kaybetmiş ve yiyeceği olmayan bir adam ne kadar hayatta kalabilirdi? Şimdi Nicholas'ın önünde iki seçenek daha vardı. Ya ses çıkartıp sivillerin kendini bulmasını bekleyecekti ya da başka bir riske girecek ve kendi çabasıyla hayatta kalmaya çalışacaktı. Nicholas yine ikinci seçeneği seçti. Sonucu ne olursa olsun yardım isteyecekti. Nicholas saatlerce bağırdı, olabildiğince ses çıkartmaya çalıştı. Ve sonunda Almanlar tarafından bulundu. Ama o an ölümün daha iyi bir seçenek olduğunu fark etmişti. Onu bulanlar, Naziler başa geldikten sonra bütün Almanya'da görev yapmaya başlayan Alman Gizli Polis Teşkilatı Gestapo'ydu. Yanı başında Gestapo'yu görünce Nicholas bayıldı. Nicholas tedavisi için önce Meşede Hastanesi'ne götürüldü. Uzun bir zaman kendine gelmesi beklendi. Sonrasında uzun ve sancılı bir sorgu süreci Nicholas'ı bekliyordu. Uyandığında hikayesini ilk kez Gestapo'ya anlattı. Paraşütsüz 5 kilometre düştüğünü söylediğinde hiç kimse ona inanmadı. Böyle bir şey nasıl mümkün olabilirdi? Almanlar Nicholas'ın paraşütünü bir yere gömdüğünü ve bir casus olduğunu düşünüyordu. Ama araştırma yapması için bölgeye bir ekip gönderdiklerinde kurt adam ekibini ve enkazı gördüler. Enkazda paraşütler de vardı. Bu Nicholas'ın söylediklerini büyük ölçüde doğrulayan bir kanıttı. Almanlar enkazı keşfettiklerinde pilot Jack Niemann ve diğer 3 mürettebat çoktan hayatını kaybetmişti. Dördü de Hanover Savaş Mezarı'na defnedildi. Bu hikaye Nicholas'ı ünlü etti. Alman Hava Kuvvetleri, Luftwaffe subayları onunla tanışmak, hikayesini birinci ağızdan dinlemek için hastaneye geldiler. Almanlar, Nicholas'ı hayatta kalmayı başaran birçok havacıyı gönderdikleri savaş kampına gönderdiler. Burası Stalag Luft 3'tü. Nicholas kampta sevgilisine mektuplar gönderdi. 1945'in Mart ayında yazdığı mektupta şunları söylemişti. Benim için endişelenme sevgilim, kalbimde hep sen olacaksın. Almanlar sayıları 10.000'i bulan esirlere zorla doğa yürüyüşü yaptırıyorlardı. Almanya'nın kuzeyinde sıcaklıkların -22'leri gördüğü bu bölgelerde hayatta kalabilmek çok zordu. Birçok esir bu insan dışı koşullar yüzünden hayatını kaybetti. Nicholas ise bu evrede de hayatta kalmayı başardı. Savaş bittikten sonra ülkesine dönmesine izin verildi. Almanlar Nicholas'ı serbest bırakmadan önce hikayesinin doğru olduğunu, kendilerinin olaya bizzat şahit olduklarını belirten bir belge verdiler. Nicholas ülkesine dönmeden önce de zaten İngiltere ve Amerika'da herkesin bildiği çok ünlü bir savaş esiriydi. Nicholas Alcamate 1922'de İngiltere'de dünyaya geldi. Savaştan önceki hayatını yeşillikler içinde bahçıvanlık yaparak geçirmişti. Dönüşün ardından sevgilisiyle evlendi ve bir kız bir erkek olmak üzere iki evlat sahibi oldu. Nicholas 64 yıllık hayatının savaştan sonraki bölümünde kimya fabrikalarında çalıştı. O dönemlerde de şansı yaver gitmeye devam etti. Bir keresinde üzerine 100 kiloluk bir çelik kiriş düştü. Ardından elektrik çarpma sonucunda çukura düştü ve gözlerini açtığında hastanedeydi. Hepsinden de yine zaferle ayrıldı. Haziran 1987'de hayatını kaybetti. Belki de bu sefer yanlış tercihi ikinci seçeneği seçmişti.